Throne and Liberty oyundan herkese merhabalar. Oyun başında ihtiyacınıza yarayacak en büyük ipuçlarını kısaca hemen göstereyim. Oyuna girdiğiniz zaman şurada başlıyorsunuz Castellan bölgesinde. Burada bakın. Buna tıkladığınız zaman burada Little Book diye bir sekme var. Buraya tıkladığınız zaman misal ilk başta mavi item alacaksınız diyelim. Aşağı inelim. Ya yeşil item alacaksınız. Mavi item alacaksınız. Şunları bakın. Elite Tracker Bell. Şu dördünü alırsanız bu Elite Tracker Bell'i dönüştürebiliyorsunuz. Yani bu dört tanesi eğer sizde varsa direkt bunların ikisini alabiliyorsunuz. Bunu nasıl alırsınız? Burada. Bakın. Şunların dördünü alırsanız eğer. Alalım hemen. Şu eksikmiş. Hemen şunu yenileyelim. 3. Malzeme bitti. Quarcelon. Neyse later istiyor. Onu. Bunu yeter. Şu an elimizde yok. Eğer tekrar gelelim buraya. Bakın burada çıktı zaten. Onu da almış olsaydık şu Elite Tracker Bell'i Ethel diyerek göndererek alabiliyorduk. Birinci önemciliğimiz bu. İkinci aynı şekilde bunu şeyde de yapabilirsiniz. Zırhta da yapabilirsiniz. Zırha tıklayıp. Bakın. Bu 4 tane yeşil alırsanız bir tane mavi yapabiliyorsunuz. Şu an 3 tane var sanırım bende. Bir tane daha olursa hatta bakalım. İki tane kafalık istiyor. Sok, Torpor, Gladiator Wizard. Bakalım var mı? Alalım hatta bunu göstermek amacıyla. Buraya gelip bakın Ethel dediğimiz zaman bize Rare Polis Kristal verdi ve bir tane armor verdi. Şimdi oyundaki yükseltmeler şuradan yapılıyor. Craft bölümünden. Buradan pardon. Craft bölümü değil. Şuradan. Mesela şöyle bir silahımız var diyor. Bunu bu şekilde yükseltebiliyorsunuz. Aynı şekilde örnek verelim. Pelerin. Pelerinin mavisi var elimizde. Transfer diyerek ilk başta mavi pelerini seçip daha sonra yeşil pelerini buradan seçip o bulunduğu levelleri diğer bir zırha aktarabiliyorsunuz. Bu da aklınızda bulunsun. Onun dışında oyunda diğer önemli etken Contact Manager. Buradan görevleri görüyorsunuz. Bu görevleri alarak bize şu para contract coin veriyor. Bu contract coin'le de bakın. Şunları alabiliyorsunuz. Silah da alabiliyorsunuz. Aynı şekilde şunları da alabiliyorsunuz. Bu ne işinize yarayacak? Bakın. Tekrar gelelim buraya. Örnek Weapon Crafter'a tıkladık. Bakın şunu bazen çıkmıyor. Örnek verelim. Bunu farklı yerlerden alıyorsunuz da yine aynı yerden alıyorsunuz fakat farklı şehirlerden. Bunlar var elimizde fakat şu yok. Bunu nereden temin edebilirsiniz? O daha demin kontrat görevlerinin yanındaki neydi ismi? Kontrat Coin Merchant. Yani buradan alabiliyorsunuz. İtem özellikleri bu şekilde. Düşen itemleri bu şekilde yükseltiyorsunuz. Diğer önemli nokta şurada. Bakın biraz güçlendiğiniz zaman neredeydi o?
Secret Dungeon'lar oluyor. Tamam. Ben sadece iki tanesini yaptım. Çok materyal veriyor. Bunları da yapabilirsiniz. Bunlar çok işinize yarar oyun başlarında. Diğer önemli olan Co-op Dungeon'lar var. 20 levelde ve 600 power'a ulaşırsanız. Power'u da şuradan kontrol edebilirsiniz. Kaç power'unuz olduğunu. Mekaniklerini öğrenmeniz lazım. Biraz zor. Eğer 1600 power olursanız bunda da çok güzel itemler alabiliyorsunuz. Bunları da yapabilirsiniz. 50 levelden sonra tabii ki. Diğer önemli nokta haritada bazen kırmızı yerler oluyor. Şu an yok. Kırmızı bölgelere giderek bossları kesip birlikte boss kesip item düşürebilirsiniz. Fakat çok zor. 50 levelden sonra yapabilirsiniz. Şöyle etkinlikler var. Bakın göstereyim. Şuraya gidelim. Neredeymiş? Aynen şu an etkinlik var. Altı dakika sonra sona eriyor. Bakın bu etkinlikler de şöyle keselim bunu. Bakın dört tane şey verdi. Bunları toplayıp şu süre dolmadan, bakın şurada 5 dakika diyor. Şuradaki noktalara gidip bunları bırakabilirsiniz. Ve bu süre dolduğunda bize pot gibi itemler veriyor. Şöyle toplayıp 11 tane misal bırakmışım. Şu noktalarda da çarpıyor. Örnek onu da göstereyim size. Haritada bu görevlerde yapabilirsiniz. Bu çarpanlı değilmiş. Çarpanlı açık mı? Çarpanlı şu an açık değil. Bazen de bu görevleri yaparken eğer diyor ki farklı noktadan o itemleri o kasaya bırakırsanız çarpı 3 çarpı 4 oranında size kazanç sağlıyor. Bilginiz olsun. Onun dışında şuraya gidip mor itemlerinizi, mor silahları oradan alabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Bakın burada mor itemler var. Takı vesaire gibi. Bunları da buradan alabilirsiniz. Örnek daha demin gösterdiğim şu yerlerden. Bakın. Eğer 3 tane bir tane daha bundan getirirseniz şu silahı alabilirsiniz. 4 tane. 2 tane bundan alırsınız. Bakalım var mı burada. Buradaki yeri burada. Yokmuş mavi şeyler. Şunu daha demin gösterdiğim gibi şu yan taraftan Contract Coin Manager'dan alabilirsiniz. Orada varım bakalım hemen. Oyun grafik olarak çok güzel görüntüyle. Fakat oyun içi bazı sıkıntıları var. Yokmuş. Bu şekilde marketleri bunları da alabilirsiniz bu arada. Şunları da alabilirsiniz. Bu şekilde marketleri dolaşarak ihtiyacınız olan şeyleri alabiliyorsunuz. Örnek çok fazla şeyiniz var. Onu da göstereyim size. Şuradan mana potu. Buradan pot alabiliyorsunuz. Şöyle. Bunlar işinize yarıyor. Buraya itemleri koyabiliyorsunuz. Gereksiz itemlerini. Bunlar gereksiz misal. Storage fullmuş. 5000'i 7500'e yükseltebiliyorsunuz. Onun dışında
Guild'iniz varsa Guild puanı ile alabileceğiniz daha güçlü potlar var. Gördüğünüz gibi 2400'lük vesaire. Diyelim ki elinizde, şöyle inventory'yi açalım. Şundan çok var. 21 tane var. Bunları da dönüştürebiliyorsunuz. İsterseniz yeşili mavi yapıyorsunuz. Mavi yeşil yapabiliyorsunuz. Böyle bir marketimiz var. Burada itemler satılıyor. Buradan da şu Luzon parasıyla alışveriş yapabilirsiniz. Onun dışında eğer ölürseniz öldüğünüz XP'leri buradan 30 levelden sonra tabii restore edebiliyorsunuz. Belli bir para ödeyip. Başka söyleyeceğim, en çok item verilen yer şurası. Genelde herkes burada kasıyor. Onu da şöyle göstereyim. Bakın buraya tıkladığınız zaman. Bakın. Şu bölgeyi gösteriyor. Bu bölgede hangi bosslar çıkıyormuş. Bu bosslardan hangi itemler çıkabilirmiş. Bakın. Örnek verelim. 20 levelsiniz. Burada eğer bunu sürekli olarak keserseniz bu itemlerden bu itemleri çıkartabilirsiniz demek. Onun oranı çok düşük. Bir kere de kestiğinizde çıkar. Çok çok düşük ama sanmıyorum. %0 nokta bilmem kaç. 100 kere de kestiğiniz zaman çıkabilir. Şansınıza bağlı. Aynı şekilde buraya tıklayalım. İşte Talos diye boss'tan bunlar çıkıyormuş. Evil Sentinel diye boss'tan şunlar çıkıyor. Boss değil de normal yaratık diyelim. Hatta şöyle de yapabilirsiniz bakın. Herhangi bir yaratığın üzerine tıklayıp, şöyle tıklayıp, şuna tıklayıp. Bunu da niye göstermiyor? Şuna tıklayalım. Bu boss'tan şunlar çıkıyormuş bakın. Eğer ben bu boss'u kesersem, keselim bunu. 50 level boss. Şu an çıkmadı. Random eğer sürekli olarak diyelim ki şu itemi düşürmek istiyorsunuz. Dinleyelim şuna. Niye gözükmüyor? Şu itemi düşürmek istiyorsunuz. Bu boss'u sürekli olarak keserseniz bu item düşer. Arkadaşlar tabi sırası değil, random düşüyor. Bilginiz olsun. Şu co-op dungeon'ları yaparsanız şuradaki bu itemleri düşürebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Onun dışında burada şu puanınıza göre yapabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Her belli bir saatte bir size belli bir puan veriyor. Yani bunu yaparsanız sandığı açıp açarsanız 120 puanınız gider. Yani dungeonlara sürekli olarak izin vermiyor, yaptırmıyor. Şimdi hemen hemen her şeyi anlattım. Yani skill dizilimi yükseltimi buradan tıklayıp şurada skilllerinizin üzerine tıklayıp eğer kitabınız varsa tıklayıp buradan yükseltebilirsiniz. Benim bir tane vardı. Onu bir tanesini yükselteyim. Sizlere göstermek amacıyla. Mavi şey var mı hiç? Şunu misal yükseltelim. Greater verdi. İki tane Greater'la levelini attım. Bu şekilde levelleri yükseltebiliyorsunuz. Veya swap yapabiliyorsunuz. Örnek bu skill'le bu skill'le swap yapabiliyorsunuz. Şeylerini, levellerini. Misal eğer mage'seniz, okçu karakterine geçmek istiyorsanız şu skill konversiyon book ile satın alıp bundaki leveli buna aktarabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Onun dışında Battle Pass'leriniz var. Buradaki şeyleri toplayıp şuradan alabiliyorsunuz. Star karakter şeyle de parayla da bakın bende 90 varmış. 100.000 solan veriyor. Bu şekilde de hızlı para kazanabiliyorsunuz. Veya farklı ihtiyacınıza göre
şeyler de alabilirsiniz. Onun dışında şöyle bir bakıyorum. Yani hemen hemen her şeyi anlattım. Şunları göstermedim, onları da göstereyim size. Hatta en önemli şeyi söylemedim. Şehirlerdeki kontak menajere tıklayıp bu görevleri mutlaka bitirin. Hepsini yani. Ne kadar zaten bunları yaptığınız zaman bitiyor. Şimdi de sıfırlanıyor. Burada şöyle bir şey var. Morph'a tıklayıp mesela bazı yaratıkların şeyini düşürüp bazı yaratıkların kılığında rahatça gezebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Bakın burada yeşil diademi gösterdim ya. İşte yeşil kitabınız var. Bunu nasıl maviye dönüştüreceksiniz? Bu şekilde dönüştürebiliyorsunuz. Buradan potlar alabiliyorsunuz. Damage'inizi yükseltiyor. Az hasar yemenizi sağlıyor. Boss'a %90 daha çok kritik vurmanızı sağlıyor. Bunları alabilirsiniz. Farm yaparak, işte gidip çiçek toplayarak, taş toplayarak bu şekilde kasabilirsiniz. PvP'ler, o da gösterdiğim, şu an açık olmadığı için gösteremiyorum. Kırmızı yerlerde oluyor. Örnek bakın burada. Yok şurada. Şuralarda. Kırmızı kırmızı yanıp yanıp sönüyor. Belli bir süresi var. O süre içinde gidip seviyenizi yükseltebiliyorsunuz. Şu anda oyunun açıldığı map şu şekilde. Bu tarafa geçilmiyor size. Fakat oyunun map'i çok büyük olduğu söyleniyor. Artık 2 ay sonra çıktığı zaman göreceğiz. Önemli olan şeyleri anlattım, bu kadar. Şöyle yere oturabiliyorsunuz. Şurada emotları kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde. Şeye gelirsek, skill'lere gelirsek. Skill değil, pardon. Stat puanları. Buradan isterseniz sıfırlayıp tekrardan stat puanlarınızı dizebilirsiniz. Ben okçu karakterim, sadece ok kullanıyorum. Bow kullanıyorum. Onun için Perception'la Dexterity'ye verdim. Biraz da can için Strange'e verdim. 30 verirseniz 30, 40, 50, 60 diye gidiyor. Eğer bir karakterin skillini 30 yaparsanız 140 özel şeyler veriyor. Örnek Strange 30 yaptığınız zaman fazladan 750 can veriyormuş. Dex'i 30 yaparsanız 100 kritik veriyormuş. Perception'u 30 yaparsanız %100 hit veriyormuş. 100 fazladan hit veriyormuş. Aynı şekilde bakın, itemler çok önemli. Bazı itemler hit veriyor, bazı itemler kritik hit veriyor. Ona göre itemleri alın. Yani kafanıza göre item dizmeyin. Mesela şu itemler berbat benim. Bunlar değişecek. Şu, bu item de berbat. 2 dexterity veriyor misal. Zırh çok iyi. Yani efsane bir zırh. Bu şekilde itemlere bakarak almanız, itemlerin özelliklerine bakarak almanız çok önemli. Ona göre de fiyatı artıyor. Yani şurada gösterelim. Yani var mı burada? Mesela %20 kritik hit veriyormuş. Al diyelim. Bu herhangi vermiyormuş. Çöp yani, bunu almanıza değmez. Yani bu şey diye alırsanız bunu. Mor renk diye alırsanız yanlış yaparsınız. Mavi, bunun mavisi artı 2 dexterity vereni var. Bundan kat kat daha iyi. O da aklınızda bulunsun. Hello friend. Come on in and look around. Neyi söyleyeyim? Bakın orada demin wolf görevini yaptık, bize şeyimizi verdi. Bu guild'de bağış yapıp guild'inizin levelini arttırabiliyorsunuz ve guild'de özel kontratlar var. Guild'de özel skill'ler var.
açtığınız zaman ve guild'de özellikle itemler var. Guild parasıyla alacağınız. Onun dışında yani hemen hemen her şeyi anlattım. Heh, şey kaldı bir tek. Kodeks kısmı var. Bakın buradaki görevleri yaparak buradan reverse'lar almayı unutmayın. Bayağı bir item veriyor. Bayağı bir item veriyor. Aynı şekilde buradaki diyelim ki Black Hole Plants. Şuna tıklayarak bunları tamamen yaptığınız zaman bu itemleri alabilirsiniz. Şöyle bakarsınız hangisi, bakın binek veriyor. Şu bölümü yaparsanız şuna tıklarsanız nerede nasıl yapılacağını gösteriyor zaten. Bu ebislerin alt katı 1 2 3 4 diye 5 6 diye gidiyor. Bunlar da gayet güzel veriyor. Onun dışında bunları takip etmenizi öneriyorum. Çünkü işinize yarayan şeyleri buradan da bakıp alabilirsiniz. Tek tek dolaşıp hangisi işinize yarıyorsa. Misal yüzük şeyiniz eksik, yükseltemiyorsunuz yüzüğünüzü. Bu görevi yaparak, basit zaten. Bu niye göstermiyor? Beyan Sandstone. Haritadan bulursunuz bunu. Basit bir şekilde. Burada göstermiş. Şuraya gidiyor. Bayağı bir şey veriyor. Aynı şekilde inventory'i açıp şunları ihtiyacınıza göre use deyip hangisini seçerseniz onu veriyor. Bunları da kullanmayı unutmayın. Bunlar önemli, biriktirin. Oyun başı mecbur kullanacaksınız yeşilleri. Fakat mavileri kesinlikle kullanmayın. İhtiyacınıza lazımsa eğer silah basacaksanız kullanın. Şöyle görevler var. Açıp dediğiniz zaman bu görevleri yapıyorsunuz. Ve bu ödülleri geliyor. Bunlar da gerçekten çok iyi. Ebis kontrakt tokenler var. Bakın bu tokenlerle de nerede o? Ben onu da göstereyim. Son olarak. Ebis puanlarıyla alacağımız. Ben bu kontratları bitirdim. Şu Ebis puanlarıyla çok güzel itemler veriyordu. O neredeydi? Onu hemen bulayım. Bir tek o kaldı göstermediğim. Yani oyun mekanik olarak şey, çok böyle şey değil. Bunu misal alırım. Bunları alayım gelmişken. Ne veriyormuş bu? Bakın. Şunlardan bir tane veriyor. Bu gerçekten 10 numara bir görevmiş. Buradan tek tek dolaşıp bunları da almayı unutmayın. Yani önemli olan tek şey kontrat menajerleri yapmak. Görev kovalamak. İsterseniz istediğiniz itemleri şuna tıklayıp buradan da takas edebilirsiniz veya M'ye tıklayıp bakın şurada region kısmına tıklayıp buradan da tek tek bosslara tıklayıp hangi item lazımsa boss yaratıkları kesip de düşürebilirsiniz. Biraz uzun video oldu. Fakat oyunun mantığı, mekaniği bu şekilde. Umarım anlamışsınızdır. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.